beraber çocuklar ikisini bir yükleriz. Hem bu ders hem dünkü dersi ikisini de yükleriz çocuklar. Şimdi dersimize başlayalım çocuklar. Burada şu soruyu yapın, yapmaya çalışınız demiştim ben. Yapsaydınız iyi olurdu. Şunu şöyle çevirelim. Yukarıda kalsın bu. Şimdi çocuklar burada burayı 7. örnek güzel bir soru aslında. Bunu yapan var mı, düşünen var mıydı? Şimdi burada soruyu anlamak çok önemli. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü şu şekilde soruyu anlamak. Bir doğal sayımız var. Kim bu doğal sayı? Bilmiyoruz. Burada bir doğal sayımız var. Tamam. Kim? Bilmediğimiz için ne diyelim? X dediğimizi varsayalım. Bu doğal sayının karesi, bakın dikkat edin. Karesi, yani X'in karesi, tamam, ne olmuş bu X'in karesine? Diyor ki aynı sayının. Kimden bahsediyor aynı sayı derken? Yine X'ten bahsediyor. Aynı sayının 6 katının, aynı sayının x'in 6 katının bir çarpanıdır. Bir çarpanına eşittir. Yani bakın şu sayı şunun bir neyidir? Çarpanıdır. O zaman ne düşünebilirim? Madem bir çarpanıysa, aynı sayının 6 katının bir çarpanıysa, o zaman bunu çocuklar x kare 6x'in bir neyidir? Herhangi bir katıdır diyebilirim. Nasıl yani? Çünkü aynı zamanda kim kimin katı? Bir saniye tekrar bakalım. Karesi, evet, x kare aynı sayının 6 katının 6x'in bir çarpanıdır. Tam tersi. Bu taraf bunun bir çarpanıymış. Sileyim hemen burayı. 6 katı. Şu 6x bunun bir çarpanıdır. O zaman burayı siliyorum çocuklar. Yani bu kat dediğimiz yer neresi olacak? Öbür taraf olacak çocuklar. Şurası. Kat olacak. Şu. Onun 6 katına nedir? Eşit olmalıdır. O zaman ne olur çocuklar burada? X'lerimiz burada birbirini götürür mü? Götürür. Şey, burada x kare dediğimiz şey 2 tane x vardır çocuklar. Burada x karemiz 2 tane x'tir. Tamam mı? Buradaki 6x ile bir tane x'imiz ne yapar çocuklar, şuradaki bir tane x? Birbirini götürür. Ne olmuş oldu? Biz kimi arıyoruz? X'i arıyoruz. O zaman biz her tarafı burada k'ya bölersek, şu k x'i aradığım için x'i tek başına bırakmaya çalışıyorum. K'ya böldüğüm zaman burada x ne yapar? 6 bölü k. Şimdi k kimdir k? K'ya tam doğal sayı vereceğim. Yani bunlara negatif sayı ya da küsuratlı sayı olmayacak. Ve x öyle bir sayı olacak ki doğal sayı olması lazım. Biz k'ya vereceğimiz değerler ne olmak zorunda? 6'yı tam bölebilen. Çünkü eğer 6'yı Ya da 3 olur bölmezse mu? 3 tabii veya ki 2. 3 olur. Aynı öyle. 2 de olur. Başka ne olabilir? 1 de 6, verebilirim. 1. Bir de 6 verebilirim. Yani verdiğiniz sayılar aslında kimdir? 6'nın bölenleri diyoruz, değil mi? 6'yı tam bölenler. Ya da bunlara 6'nın çarpanları da diyebiliriz. Fark etmez ama şu anda biz bunların bölenlerini kullandığımız için bölenler diyelim. K'ya verdiğimiz değerler 6'yı tam bölebilen sayılar. Çünkü 6'yı tam bölen sayılar olursa x'i de bir ne olacak? Bir doğal sayı olacak. O zaman x hangilerini alabilir? 3 verirsek k'ya x 2 olur. 2 verirsek 3 olur. 1 verirsek 6 olur. 6 verirsek 1 olur. Yani bunların hepsini alır aslında. X neymiş? X'in alacağı. Bu şartı sağlayan doğal sayıları bulunur. 1 alır, 2 alır, 3 alır ve 6 alır. Tekrar ediyorum. Şimdi ne diyor size? Bir doğal sayının karesi. Kim bu doğal sayı bilmediğim için x dedim. X'in karesi. Ne olmuş bu x'in karesine? Diyor ki aynı sayının, yani yine x'ten bahsediyor. X'in 6 katının bir çarpanıdır. X'in 6 katı ne yapar? 6x yapar. 6x, x kare 6x'in bir çarpanıdır. X kare 6x'in bir çarpanıdır. Bu ne demektir? Eğer x karemiz, bakın x kare 6x'in bir çarpanıysa, demek ki 6x, x karenin herhangi bir katına eşit olabilir. Herhangi bir katına eşit olabilir. Yani 6x eşittir x karenin bir k katı kadar olabilir diyoruz. Bu k ne olmak zorunda? Bu k katı doğal sayı olmak zorunda. Vereceğim k sayısı da doğal sayı olacak. Pozitif doğal sayı olacak. Bu çarpı sağlayan x'i bulmaya çalışıyoruz. Şimdi buradan direkt x'e değer vermek birazcık zordur. Çünkü kafamız karışır burada. Ne yaptık bunu? X kare demek x çarpı x demektir. Yazdım. K çarpı x çarpı x eşittir 6x'e. Her tarafı x'e böldüğüm zaman burada birer tane x'imiz gidiyor. Bakın birer tane x'imiz gidiyor. Burada 6 kaldı. Burada bir tane x kaldı. Diyoruz ki x'i aradığımız için, x'i bulmak için her tarafı ne yapıyorum? K'ya bölüyorum.
Burayı da K'ya, K'ya böldüm. Burada ne kaldı bakın eşitliğin bu tarafından? Tek başına X kaldı. Bu tarafta ne oldu? 6 bölü K oldu. O zaman diyorum ki X madem bir doğal sayıysa burada K'ya vereceğim değerler 6'yı tam bölebilen sayılar olması lazım. Yani 6'nın tam bölünenleri olması lazım. Kimdir o da? İşte 1, 2, 3, 6. Zaten K'ya 1 verdiğiniz zaman X bu sefer 6 oluyor. 2 verdiğiniz zaman 3 oluyor. 3 verdiğiniz zaman 2 oluyor. 6'yı da verince 1 oluyor. Yani bu şekilde ne yapıyoruz? Bu şekilde bulmuş oluyoruz. Burada X'in alacağı değerler bunlardır işte. Anlaşıldı mı bu soru? Önemli bir soru çocuklar. Alacağı değerler bunlardır diyoruz. Evet, geçtim çocuklar burada. Şimdi şurada bir örneğimiz daha var. Bunlara bakalım. Evet, burada. Hocam bunların hepsini yazacak mıyız? Evet, hepsini yazacaksınız. Ben paylaştım size. Bir 8B'ye paylaşmayı unutmuşum. Onları da paylaştım. Bugün az önce. 8 ayı dün paylaşmıştım da 8B'yi unuttum. Onları yazacaksınız çocuklar bunların hepsini. Evet. Çarpanları arasında 3, 4, 5 bulunan kaç tane 3 basamaklı sayı vardır? Evet. Dikkatli olalım çocuklar. Ne diyor? Çarpanlar arasında ne olmasını istiyor? 3'ün, 4'ün, 5'in olmasını istiyor. Şimdi bizim A sayımız var. Bu A sayısı nedir? Bu A sayısı diyor ki içerisinde hangi çarpanlar olsun? 3 olsun. 3 olsun. Hocam o zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Sonu yazan 0 veya 5 olması lazım. Çünkü hocam 5'e bölünebilecek. Çok güzel. Burada çocuklar yine karalamayı etkin bırakmadım ben yine sizlere. Bu karalamayı niye böyle inşallah izin verme diyelim. Çocuklar katı işaretleme yapıyorsunuz öyle kötü oluyor. Evet. Ne olmak zorunda? Bu A sayısı demek ki içerisinde 3'ü, 4'ü ve 5'i ne yapması gerekiyor çocuklar? Barındırması gerekiyor. Tabii ki 3'ten 2 tane olur, 4'ten 4 kere 4 de olur, 5'in karesi de olur onu bilmiyoruz ama sonuç itibariyle en az 1 tane 3, 1 tane 4, 1 tane 5 ne olacak içinde? Barındırması lazım. Tabii bunun bir katı olacak. Yani bu devam eder gider ama 3, 4, 5 mutlaka olacak. O zaman ne yapalım çocuklar? Bunları bir çarpalım. Bunlar ne yapar bakalım bunlar? Şunları çarptığınız zaman yan yana. 12, 12 çarpı 5 ne yapar çocuklar? 60 yapar. Demek ki A sayımız ne olması gerekiyor çocuklar? 60'ın bir katı. Yani katları kullandık, gördük değil mi? Neydi katlar? 60'ın katı demek 60'a 60'a gidecek. Yani K'ya 1 verdiğiniz zaman 60 olur. 2 verdiğiniz zaman tabii 60 olamaz. Niye olamaz? 3 basamaklı sayı diyor bize. Tamam mı? Yani 60'ı veremeyeceğiz, kabul edemeyeceğiz. Ama 2 katı olur. 3 katı 180, 240, 300, 360, 420, 480, sonra çocuklar 540, 600, devam ediyorum çocuklar alabileceği sayılar. 660, 720, 780, 840, 900 ve 960. 60 hariç bunların tamamını ne yaparmış bunların tamamını alırmış. Anlaşılmayan yer var mı bundan? Ne yaptım? Çünkü benden ne diyor? 960'dan sonrasında devam etmedim. Niye? Çünkü 1020 geliyor. 1020 olmaz. 4 basamaklı olur. Anlaşıldı mı? Bu sorumuzun cevabı buydu. 60'ın katları. Hangi katları? 3 basamaklı olan yerde. Kalan yani 3 basamaklı olan katlarını aradım. 60'ın da 3 basamaklı olan katları şu anda dikdörtgen için aldım. Şöyle kutu için aldım. Peki geçiyorum çocuklar. Evet. Diğer sorumuz. Asal sayılar pardon. Burada asal sayıları zaten sizlerle gördük. Neydi asal sayılar çocuklar? 1'e ve kendisine bölünebilen sayılar asal sayılar denir. Aslında bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 1'e ve kendisine bölünebilen sayılar asal sayılar denir. Hani biz çarpanları ya da bölenleri diye gördük ya. Hatırlarsanız bazı sayıların 1 ve kendisi dedik ki her sayıda var. Bakın 1 ve kendisi her sayıda var mutlaka. İşte 1 ve kendisi dışında böleni yoksa o sayının ya da çarpanı yoksa biz o sayıya ne diyoruz? Asal sayı diyoruz. Mesela 8'in bölenlerini dediğiniz zaman bölenleri 1 ve kendisini hemen yazıyoruz ya 1 ve kendisini ama 1 ve kendisi dışında ne var burada mesela 2'ye 4 var. İşte 2 ve 4 olduğu için 8 ne diyeceğiz 8'e? Asal değil diyeceğiz. Anladınız mı? Ama bunun yanında çocuklar 7'nin çarpanlarını söyleyin ya da bölenlerini söyleyiniz dersen bana 7'yi diyeceksiniz ki hocam 1'e 7 arada maalesef hiçbir şey söyleyemiyorum. Yani çarpan olarak ne gördünüz? 1 var bir de kendisi var. İşte bu 7'ye ne diyeceksiniz bu yüzden? Bu 7'ye asal sayı diyeceksiniz. Anladınız mı ne demek istediğimizi? Yani
bölenlerini gördük hep bölenleri kavramını. Bölenlerde hep 1 ve kendisi koyuyorduk. Arada da başka sayılar da oluyordu değil mi? Eğer arada başka sayılar olursa asal değil diyoruz ama 1 ve kendisi dışında başka hiçbir çarpanı ya da böleni yoksa o sayılar asal sayı diyeceğiz. Burada örneklerini yazmış işte 2, 3, 5, 7. Bunlar önemli bakın şu 2, 3, 5, 7 çocuklar bir basamaklı asallar bunlar tamam mı? Bir basamaklı asallar tamam mı? Bu kısım önemli. Tabii 11, 13, 17 de önemli ama bunları çok kullanıyor. Çok sık biliyorsunuz bilen kursa gelenler bilir. Algoritma ile yaptık, bölme algoritmasıyla vesaire. Bunları çok kullanıyoruz tabii ki. Böyle devam eder çocuklar. Burada önemli notlarımız var. Bu notlar ne diyor mesela? Bir asal sayı değildir. Bu çok karıştırıcı çocuklar. Bakın not olarak siz de defterinize böyle süsleyerek bunu yazın. Yani nasıl süslersiniz bilmiyorum ama süsleyin. Yani bakın bir asal sayı değildir. Bu gözünüzün önüne dursun. Tamam mı? Tüm asal sayıların iki tane çarpanı vardır. Doğru. Tüm asal sayılar zaten nedir iki çarpanı? Biri bir, diğeri de kendisi olmak zorunda. Tamam mı? Bir ve kendisi iki çarpanı vardır. Başka çarpan olmaz. En küçük asal sayımız 2'dir. Önemli bu çocuklar. En küçük asalımız 2'dir. İki. Ve bu 2 aynı zamanda ne oluyor 2? Aynı zamanda 2 çift sayıdır. Ve bundan başka... Bölünüyor daha iyi. Tamam bir 1'e bölünüyor, bir kendisine bölünüyor. Başka var mı? Ama onlar bölünüyor hocam. Bir sürü kime şey bölünüyor? Kime bölünüyor? Bir sürü şey ona bölünüyor. 2'nin bana... Mesela 7'ye bölünce 10 olmuyor mu? Tamam 20 asal olmuyor işte bu yüzden. Ben sana 2'den bahsediyorum. Bana 2'nin bölenlerini söyle. 2'nin bölenleri. Kimdir 2'nin bölenleri? 1 ve 2. Başka var mı? Hayır. 2'yi kimler böler 2'yi? 20 bölmez. Sen 20'yi ters alınıyorsun. 2 20'yi böler. Ben 2'yi kimler böler diyorum. Ters bak dikkatli ol. Yoksa tabii ki 2 bir sürü sayıyı böler. Bütün çiftleri böler. Bütün çiftleri ne yapar 2? Böler. Bu yüzden bakın burası önemli. Bu yüzden 2 dışında başka çift asal yoktur zaten bu yüzden. Çünkü tabii ki 2'nin dışındaki bütün çiftler ne yapacaktır? 2'ye bölünecektir. O yüzden asal olmuyorlar zaten. Anladınız mı bunu? Kimdir buradaki çiftimiz? Çift asalımız sadece 2'dir. 2'nin dışındakilerine hepsine bakın. Hepsine tek sayıdır. Anladınız mı? Başka çift yok. Bunlar önemli. 2'den başka çift sayımız yoktur. Bu da önemli dedik. Bu notlarımız. Bu notlar defterinizde düzgün bir şekilde yazılı olması lazım. Şu da önemli bir bilgi daha aslında. İki asal sayının toplamının tek olabilmesi için, bakın iki asal sayının tek olabilmesi için, mesela iki asalı toplamışız, tek yapmış. Şimdi normalde şöyle bir durum var çocuklar. Normalde tüm asal sayılarımız bizim neydi hep çoğunluğu? İki dışında, hepsi tekti değil mi? Siz tek bir sayıyla tek bir sayıyı toplarsanız çocuklar daima ne yapmak zorunda? Çift yapar. Deneme yapabilirsiniz. Mesela tek iki teki. Biri 5, biri 7. Toplayın ne yapıyor? 12. 12 çift midir? Çift. Yani siz hangi tek olursa olsun iki tane teki toplarsanız daima ne yapar toplamı? Çift yapar. Mesela sorunun birinde bize dedi ki iki asal sayının toplamı tek olabilmesi için. O zaman mutlaka bu toplamın tek olması için bizim hani asalımız tek çift asalımız 2 idi ya. O zaman mutlaka bir çiftin ve bir tekin toplanması gerekiyor. Bir çiftle bir teki toplarsak ne yapar bu çocuklar? Tek yapar. Asallarda çift kim var sadece? 2 var. 2 dışında başka çift yok. Doğal olarak o zaman mutlaka ne diyor bakın? Sayılardan birinin ne olması gerekiyor? 2 olması gerekiyor. Yani mesela 5 ile 7'yi topladık bakın çift. 13 ile 29'u topladık çift değil mi? Ama 2'yi kattığınız zaman bakın 2'yi kattığınız zaman 2 ile 3'ü topladınız 5 tek. 2 ile 19'u topladınız 21 tek. Gördünüz mü? Hocam yani... 2 çifti topladığımız zaman asal olmuyor. Yok. 2 çift. Zaten bizim asal sayılarımızda 2 tane çift yok. 1 tane çift var zaten. O da kim? O da 2. Yani hadi normalde 2 çifti 2 çift artı çift toplarsa bu normalde kesin çift yapar. Tamam mı? Ama bizim asal sayılarda 2 tane çift yok. 1 tane 2'nin var. 2 dışında başka çift yok. Evet. Hocam. Evet. Dinliyorum. Ses gitti. Kim konuşuyordu onu fark edin. Anlamadım çocuklar. Sesim geliyor mu çocuklar? Sesim kesiliyor. Hocam evet geliyor. Hocam geliyor ya. Tamam birileri bir şey soracaktı durdum. Şey olmadı. Tamam neyse çocuklar. Geçiyorum ben burayı. Şimdi çocuklar. Asal sayılar dedik tamam. Aralarında asal kelimesi. Evet, bu kelimeyi kullanmadık. Kursa da görmedik.
Bu yeni. Şu anda hiçbir yerde görmediniz bunu. Aralarında asal çullar. Aralarında asal. Önemli. Şimdi aralarında asal ne demektir çullar? Aralarında asal. Kendileri asal olmak zorunda değiller çullar. Bakın dikkatli olun. Aralarında asal olacaklar. Yani kendisi asal olmayabilir. Sayıların kendisi asal olmayabilir. Aralarında asalın mantığı şudur çocuklar. Ortak bölenler. Evet, ortak bölenler. Ortak bölenler. Şimdi ortak bölene girmedik ama sıradaki konumuz ortak bölen. Ekok ebok olacak yani. Birden başka ortak böleni olmayan sayılardır. Ortaktan bahsediyoruz. Mesela bakın 14 kendisi asal değil. 1 ve kendisi dışında bakın 2, 7 var. 25 asal sayı değildir. 1 ve kendisi dışında ne var? 5 var. Ama bunların ikisi aralarında asal mıdır dediğimiz zaman bakın kim burada ortaktır? Sadece bir ortak. Görüyor musunuz çocuklar? Bakın burada bir, burada da bir var. Bir dışında başka ortak var mı? Yok. Bunların ikisinin aslında ortak böleni ya da bunlara OBEB diyeceğiz çocuklar. OBEB ortak bölenlerin en büyüğü, tamam mı? Ortak bölenlerin en büyüğü çocuklar eğer ki birse bu iki sayıya ne diyeceğiz? 25. Bu iki sayı ne diyeceğiz çocuklar bu iki sayıya? Aralarında asal diyeceğiz. Aralarında asal. Asal denir. Mantığı anladınız mı? Yani bakın 14 asal değil, 25 asal değil. Nasıl oluyor aralarında asal? Birden hocam, başka evet, birden başka ortak böleni olmayan sayıları. Bakın birden başka. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Evet. Siz bir düşünün bakalım. Aralarında asal mıdır, değil midir? Mesela 9'a 12 aralarında asal mıdır? Hayır hocam. Neden? Hocam değildi. Neden değildir? Çünkü her ikisi de 3'e bölünür. Evet bakın. Şimdi bunu hayır diyebilmeniz için bir dışında başka bir bölen daha bulmanız lazım. Tamam mı? Bakıyorum ikisi de neye bölünür? 3'e bölünürler. Her ikisi 3'e bölündüğü için çocuklar bölündüğü için bunlar aralarında asal değil. Bölündüğü için aralarında asal değil. Bu aralarında asalı size daha iyi kavratmak için şöyle bir bilgi vereyim çocuklar. Şimdi peki geçen aralarında asalla normal asalın arasındaki fark ne? Şimdi tekrar ediyorum. Şimdi ne dedik? Asal sayılar neydi asal sayılar? 1 ve kendisi dışında böleni olmayacak. Mesela 14. 1 ve kendisi dışında 2 ve 7'yi oluşturduğu için 14 asal değil. Bak aradaki farka dikkat et. Asal değil bu. Neden değil? Çünkü 1 ve kendisi dışında 2, 7 var. 25 de asal değil. Asal değil. Niye asal değil? 1 ve kendisi dışında ne var? 5 böleni var. Ama 14 ve 25'i ikisini yan yana getirip de düşündüğün zaman ikisi aralarında asal mıdır? Bak aralarında asal mıdır kelimesini, şu aralarında kelimesini kullandığım an devreye artık kendilerinin asal olup olmadığı gelmiyor. Ne geliyoruz? Neyi düşünüyoruz? Ortak böleni, bir dışında ortak böleni olmaması. Bakıyorum 14, 25 ikisinin bir dışında ortak böleni yok. O zaman ne diyorum? Aralarında asaldır bunlar bak. Kendileri asal değil, asal değil ama ikisi yan yana gelince aralarında asal. Aradaki farkı anladın mı? Yani aradaki farkı anlatıyorum dedim burada şu anda. Normal asal ne? İşte normal asalımız neydi? Normal asalımız 5'ti mesela. Tamam bu asal. Ama 5 ile 10 yan yana geldiği zaman bunlar aralarında asal değil mesela. Niye aralarında asal değil? 5 bak birisi asal normalde ama bu da asal değil ama bunlar yan yana geldiği zaman aralarında asal olmuyor. Çünkü bir dışında kim var bunların ikisini bölen? 5 var. 5 de böler. İşin özünü şöyle söyleyeyim çocuklar. Aralarında asal meselesini. Şimdi OBEB'leri birdir diyoruz ya. Yani birden başka ortak bölenin yoktur. Kafanızda şu şekilde düşünün. Daha rahat düşünürsünüz. Siz bakın aralarında asal olan iki sayıyı bakın burası çok önemli bu nota dikkat edin. Bu yazılmış mıdır altta bilmiyorum da. Aralarında asal olan iki sayıyı alıp oranladığınız zaman bunlar mutlaka en sade haldedirler. Ne demek istedim? Çünkü bunların birden başka ortak böleni olmaz değil mi aralarında asalların? Aralarında asalın birden başka ortak böleni yoksa demek ki bunlar sadeleştirilemezler. Şöyle bir göz ucunuza düşünün 14 ile 25'i sadeleştirebileceğiniz bir sayı var mı? Biri söylemeyin çünkü yok. bir zaten kendisini veriyor yani yine 14 bölü 25 yok. Ama 9 bölü 12'yi düşünseniz, bak 9 bölü 12 hemen dersiniz ki hocam hayır bunun aralarında asal değil. Çünkü 9 bölü 12'yi neyle sadeleştirebilirsiniz? 3 ile sadeleştirebilirsiniz. Bunlar 3 bölü 4'e gelince işte bak 3 bölü 4 oldular ya.
Şimdi 3 bölü 4'e, 3'e 4'e desem size aralığında asal mıdır desem, siz bana dersiniz ki artık evet bunlar aralığında asal. Asaldır. Bakın birisi 3 mesela asalken, 4 asal değilken, ama bunlar yan yana geldiği zaman ne olurlar? Aralarında asal olurlar. Yani aralarında asal olma kuralcılar, sayılara bakmıyoruz. Yani sayıların kendisi asal mı değil mi hiç umurunuzda değil o. Tamam mı? Hiç umurunuzda değil. Neye bakıyorsunuz? Birden başka ortak böleni olmaması şartına. Ya da ben onu ne diyorum bak sizin daha iyi anlayacağınız dilde? Diyorum ki kafanızda şöyle bir hayal edin iki sayıyı. Birbirine oranlayın. Şunları oranladığınız gibi. Eğer en sade haldeyse, hiç sadeleştiremiyorsanız evet o sayılar ne diyeceksiniz? Aralarında asal diyeceksiniz. En önemli kuralıdır aralarında asal. Evet. Aralarında asal kesinlikle çocuklar sadeleştirilemezler. Bunu unutmayın bakın. Sadeleştirilemezler. Not yazılmamışsa ben size bunu ilave edeyim. Aralarında asal olabilmesi için sayıların kendisi asal olmak zorunda değil. Bakın notu söylemiş. Gördünüz mü? Bak kafanızda şey olanlar. Asal ne? Kendileri asal olmak zorunda değil. Ama olabilirler mi? Olurlar. Mesela 3-4 gibi. Bak birisi asal mesela. Önemli değil. Ama olmak zorunda değiller aralarında asal için. Herhangi iki asal sayı aralarında asaldır. Evet, herhangi iki asal sayı. Eğer ikisi asalsa bunlar aralarında da aynı zamanda ne olur? Asaldır. Ne demek istiyorum? Mesela 3 aldınız. Örnek verelim bu nota çocuklar. Mesela 3 aldınız. Diğeri 17 aldınız. 3 ve 17 nedir çocuklar? Aralarında asaldır. Yani 3 de asal. 17 de asal. Kendi aralarında da ne oluyorlar? Aralarında da asal oluyorlar. Bu not bunu söylüyor. Herhangi iki asal sayı, yani birbirinden farklı iki asal sayı, tamam mı? Mesela 3'e 3 değil. Aynı asallardan bahsetmiyoruz. Birbirinden farklı asal sayılarsa aynı zamanda aralarında da asaldır. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Hocam 9 ve 4'ün ikisi de 9 ve 4'ün ikisi de asal değil ama aralarında asaldır. Evet doğru. Çünkü zaten burada not olarak söyledik ya. Aralarında asal olabilmesi için sayılardan birini ya da ikisini asal olması zorunluluğu yok. Bu önemli bir not. Öyle bir zorunda değilim yani. Tamam mı? Evet devam ediyorum. Bir tüm sayılar ile aralarında asaldır. Bir çok önemli. Bir bütün sayılarla aralarında asaldır. Çünkü biri kattınız mı çocuklar? Bir dışında başka ortak böleni olmaz. Anlaşıldı mı? Biri kattınız mı birden başka ortak böleni olmaz. Tüm ardışık sayılar aralarında asaldır. Bu da önemli bir nottur çocuklar. Bu da önemli bir nottur. Aralarında asaldır. Tüm ardışık sayılar. Evet sesim geliyor mu çocuklar? Sesi algılayamadım ben sizlerden. Yani tekrar bağlanın. Çocuklar sesim geldi mi? Koptuk az önce. Neyse burada kalalım çocuklar. Çünkü dersin bitmesine de bir dakika kaldı zaten. Dersi bitireyim.